Eli açıktır, şık giyinir, Ferdi Tayfur dinler, acılı kebap yer. Masada kimse cebine davranıp hesap ödemeye cesaret edemez. Profesör Doktor Atilla Özer o günleri şöyle anlatır. Asistanken durumumuz sınırlıydı. Devlet Bey de kolejde okumuş, zengin aile çocuğuydu. Biz lokma deriz aramızda yemek yemeye. Devlet Ağa bizi lokmaya götür derdik. Devlet Bey de bizi İzmir Caddesi'ndeki CL52'ye götürürdü. Sık sık Devlet Ağa şu lokma işine bir daha başlayalım deyip aramızda gülerdik. Peki kimdir bu Devlet Bey ve bilinmeyen yönleri nelerdir? Devlet Bahçeli kapalı bir kutu gibi. Özel hayatını hep gözlerden uzak tutuyor. Diğer liderlerin tersine Bahçeli'nin özel hayatı pek az biliniyor. Fanatik bir Beşiktaşlı, Türk halk ve Türk sanat müziklerini seviyor. Arada Ferdi Tayfur dinliyor, favori yemeği ise acılı Adana. Asla ütüsüz pantolon, kravatsız elbise giymiyor. Bekar, Ankara'da ablası Serpil Hanım'la oturuyor. 1948'de Osmaniye'de doğmuş. Fotoğraflarda sert bir imaj çiziyor. Peki gerçekte öyle mi? Devlet Bahçeli'nin çocukluk izlerini süren Hacı Mehmet Duranoğlu, Osmaniye 7 Ocak İlkokulu'ndaki diploma defterine ulaştı. Defterde doğum tarihi, doğum kaydı tutulmamış pek çok Anadolu çocuğunun olduğu gibi 1 Ocak görünüyor. Diploma derecesi peki. Bahçeli'nin yavru kurtken çekilmiş bir fotoğrafı da mevcut. Ağabeyi Servet Bahçeli, Duranoğlu'na Bahçeli'nin çok iyi halay çektiğinden bahsediyor. Öğrenciliğinde, okul müsamerelerinde ben mandolin çalardım, Devlet harmandalı oynardı diyor. Devlet Bahçeli'nin insan olarak iyi yanlarının fazlasıyla mevcut olduğunu söylemeliyiz. Mesela devletten maaşlarını hiç almıyor. Hepsini hayır kurumlarına bağışlıyor. 13 yıldır meclisten tek kuruş milletvekili maaşı almıyor. Peki ne yapıyor maaşlarını? Hepsini hayır kurumlarına dağıtıyor. Günümüzde ise böyle başka bir siyasi mevcut değil. Devlet Bey, eviyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi arasında mekikte okuyan, özel hayatı olmayan, tek düze yaşayıp davetlere, düğünlere, kokteyllere kesinlikle katılmayan bir siyasetçi. Evde hizmetçileri, korumaları var. Evinin kalın perdeleri devamlı olarak sımsıkı kapalı bir şekilde. İçeriye güneş ışığı bile giremiyor. Bahçeli'ye sizi siyasete sokan şey neydi diye soran bir gazeteciye verdiği cevap ise oldukça manalı. Kuvayi Milliye ruhu demiş. Kuvayi Milliye, devleti yok etmeye yönelik saldırı sırasında mücadele için kurulmuştu. Bahçeli de devletin derin aklı tarafından eğitilmiş, derin bir karakterdi. Ve ismi neden devletiydi? Türkiye'nin en önemli partisinin başındaki adamın adı Devlet. Neden Devlet ismi verilmişti ona? Nerelerde özel eğitimlerden geçirilmişti? Hem de çok özel. Devletin bekasını tehlikeye sokan her süreçte araya girip oyunu bozuyordu. Saf ve beceriksiz bir görünümü vardı, lakin bu bir roldü. Derin bir karakterdi Devlet Bahçeli. Milli kanadın derin karakteri.